Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli takipçilerimiz, bundan yıllar önce üstadım, şeyhim Mahmud Efendi Hazretleri bir düğün merasiminde imanın şartları kağıdını sohbet olarak oradaki cemaate arz etmişti. Sohbetten sonra dizinin dibinde yetişen Salih Zeki Başak hocamıza bu kağıtları dağıtmasını kendisine emretmişti. Bizler de Efendi Hazretlerimizin üzerinde durmuş olduğu bu imanın şartı kağıdını sizlere okuyacağız inşallah. İmanın şartları altıdır. Âmentü billahi, ben Allah-u Teala'ya inandım. Ve melâiketihi, meleklerine de inandım. Ve kütübihi, kitaplarına da inandım. Ve rusulihi, Resul peygamberlerine de inandım. Vel yevmil ahiri, ahiret gününe de inandım. Ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala, kader takdir edilen şeylerin hayırlısı ve şerlisi yaratılmak yönünden Allah-u Teala'dan olduğuna da inandım. Vel ba'thu ba'del mevtu hakkun, öldükten sonra dirilmek haktır. Siz de benle beraber buyurun, kelime-i şehadettir ki eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Ben şehadet ederim ki Allah-u Teala'dan başka hiçbir ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın kulu ve resulüdür. 1. Allah-u Teala'ya iman, Allah-u Teala Hazretlerini bilmek ve ona inanmak farzdır. Allah-u Teala'yı bilmenin yollarından birisi de insanın kendini bilmesidir. Men arafe nefsehu fekad arafe rabbeh. Nefsini, kendini bilen Rabbini bilir. İnsan beden ve ruh olmak üzere iki şeyden yaratılmıştır. Beden insanın madde tarafını, ruh ise mana tarafını temsil eder. Beden alemi halk, su, hava, toprak, ateş, ten, ruh ise alemi emirdendir. Kün, ol emri ile meydana geldiği için ruha, alemi emir denmiştir. Allah-u Teala Hazretleri Zümer suresinin 42. ayeti kerimesinde Allah ölenin ölümü zamanında, ölmeyenin de uykusunda ruhlarını alır buyurmaktadır. Ulemadan büyük bir zat bu ayeti kerimeyi okur ve şöyle buyururdu: bu ayeti kerimenin hulasası, özeti, Mevla-u Teala Hazretleri ruhu bedenden iki türlü ayırır. Birine uyku, diğerine de ölüm dersiniz. Uyku, hakiki insan olan ruh bedenden uyku vasıtasıyla alındığında bedende kan damarları arasında bir hayat, canlılık kalır ki bu canlılık yeşil sebzelerde ve meyvelerde olan canlılık gibidir. Ölüm, hakiki insan olan ruh bedenden alındığı gibi kan damarları arasındaki hayat da alınırsa buna ölüm denir. Kan damarları arasında olan can
bedeni ne gördürebilir, ne işittirebilir, ne de konuşturabilir. Ruh gittiği vakitte dirilik, bilmek, işitmek, görmek, irade, arzu etmek, kudret, gücü yetmek, konuşmak ve icat etmek gibi sıfatlar da gider. Ruh geldiği vakitte bunların hepsi gelmiş olur. Öyleyse hakiki insan ruh olmuş olur ki o ruhu bilen de Rabbisini bilmiş olur. Ruh gözle görülmez, elle tutulmaz, beden onun aynası mesabesinde yerindedir. Ruhun diriliğini, ilmini ve diğer sıfatlarını bedenden anlarız. Ruhun sıfatlarını beden aynasından görüp bilmekle ruhun kendisini bilmiş oluruz. Ruhtaki bu sıfatlar Mevla-u Teala'nın sübuti sıfatlarının suretleridir. Bu suretleri bilmekle bunların hakikatleri olan Mevla'nın sıfatlarını tanımış olur. Mevla-u Teala'nın sıfatlarını bilmekle de kendisini bulmuş oluruz. Ruh her ne kadar hadis, sonradan yaratılmış ise de Mevla-u Teala'yı andıran büyük bir misaldir. İman ancak Mevla'yı bildikten sonra sahih, doğru olur. Eğer bilmeden inanmak sahih olsaydı Allah'ın kızları ve oğulları vardır diyenlerin imanları da sahih olurdu. Allah-u Teala'nın zati sıfatları, vücut, var olmak, kıdem, evveli olmamak, beka, sonu olmamak, vahdaniyet, bir olmak, kıyam bi nefsihi, kimseye muhtaç olmamak, muhallefetül lil havadis, sonradan yaratılanlara benzememek. Allah-u Teala Hazretleri yemez, içmez, giyinmez, kuşanmaz, evlenmez, doğurmaz ve doğrulmaz, ihtiyarlamaz, ölmez. Mekandan münezzehtir ve noksanlık arz eden hiçbir sıfatla da vasıflanmaz. Ruh, beden aleminden anlaşıldığı gibi Mevla-u Teala da bu kainattan anlaşılır. Bütün kainatın kayyumu, idare edicisi Allah-u Teala'dır. Bedene de ruh vasıtasıyla yine o kayyumluk ediyor. Ruhla beden arasındaki hali anlarsak Allah-u Teala ile kainat arasındaki hali anlamış oluruz. 2. Meleklere iman. Melekler nurdan yaratılmıştır. Erkek veya dişi değildir. Yemezler, içmezler, giyinmezler, kuşanmazlar, evlenmezler, doğmazlar, doğurmazlar. Allah-u Teala'nın emirlerine asi olmazlar. Bazı sapık kimselerin iddia ettikleri gibi melekler Allah'ın kızları değildir. Onlar, melekler gece gündüz Allah-u Teala'yı tesbih ve tenzih ederler. Hiç yorulmazlar. 3. Kitaplara iman. Kitaplar 104 tanedir. 4 tanesi büyük kitaptır. Bunlar Tevrat, Musa aleyhisselama, Zebur, Davut aleyhisselama, İncil, İsa aleyhisselama ve Furkan, Muhammed aleyhisselama indirilmiş olan Kur'an-ı Kerim'dir ki bunların en büyüğüdür. Onun gelmesiyle diğerleri
neshedilmiş, kaldırılmıştır. Diğer kitaplar sahifeler halinde gelmiş olup 10 sahife Adem aleyhisselama, 50 sahife Şit aleyhisselama, 30 sahife İdris aleyhisselama, 10 sahife İbrahim aleyhisselama gönderilmiştir. Salavatullahi ala nebiyyine ve aleyhim ecmain. 4. Peygamberlere iman. Peygamberlerin evveli Adem aleyhisselam, en sonuncusu ahir zaman peygamberi bizim peygamberimiz Muhammed Mustafa aleyhisselamdır. Peygamberlerin sayısı bir rivayete göre 224.000, bir rivayete göre 124.000, diğer bir rivayete göre sayısını ancak Allah Celle Celaluhu bilir. 5. Ahiret gününe iman. Öldükten sonra dirilmek haktır. Her canlı mahluk dirilecek, birbirlerinden haklarını aldıktan sonra hayvanlar toprak olacaktır. Kafirler onların toprak olduklarını görünce keşke biz de toprak olsaydık diyecekler. Sonra bir fırka cennete, bir fırka da cehenneme gidecektir. Cennet de cehennem de ebedi daimidirler. 6. Kaza ve kadere iman. Bilindiği gibi yüce Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Bu kainatta meydana gelen her şey muhakkak yüce Allah'ın bilmesi, dilemesi ve yaratması ile olur. Onun için herhangi bir şeyin belirli bir şekilde meydana gelmesini Cenab-ı Hakk'ın ilmi ezelisinde dilemiş olmasına kadar, yüce Allah'ın böyle dilemiş olduğu herhangi bir şeyi zamanı gelince meydana getirmesine de kaza denir. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.